Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Binlerce kez evet. Çok teşekkürler geldiğin için. Bu mutlu günümüzde yanımızda olduğun için çok teşekkürler. Çok sevindik. Magnetinden aldın değil mi? Bunu yapmasak olmuyor değil mi? Hadi bakalım kızlar, sıradaki şanslı kim? Hadi oynasa da ya, biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Belli. Oyna hadi oyna. Oynadım, yeterli. Evlendiniz. Ne oldu? Mutluluklar. Ters bir şey olmazsa çocuğunuz okula başlayana kadar evli kalırsınız en az. Ben gidiyorum. Magnet. Verdiniz ne oldu? Neyi unutmayalım diye veriliyor ki bu? Taktım. Madalya gibi taktım. Düğün gazeliği. Biz evliyiz. Artık hayatımız değişti. Çünkü dertlerimiz de değişti. Artık eski biz değiliz. Evet, evlilik ciddi bir müessese olduğundan sen de bunu unutma. Öyle her an, her zaman görüşemeyeceğiz. Her şey değişti. Farklı aile yapılarında yetişmiş farklı kişilerin dünyanın nasıl bir yer olduğu veya olması gerektiğine dair geçmiş yaşantılarından getirdiği bilgileri, değerleri ve duyguları ifade ediş biçimleri farklı olabilir. İlişkilerimizde de dahil olmak üzere benliğimizi oluşturan her bir parça zaman içine değişip dönüşebilir. Tercihlerimiz kendi zaman çizgimizde farklılaştığı gibi biz ve yakınlarımız arasında da farklılaşabilir. Duygularımız, düşünce ve tutumlarımız farklı ortam ve bağlamlarda farklı karşılıklar bularak bize yaşamın değişkenliğini gösterir. İşte biz de böyle bir ev yaptık kendimize. Nasıl? Beğendin mi evimizi? Ev işte. Sadelikle modernliği buluşturmuşsunuz. Herkes buluşturuyor zaten. Ben bir su alayım. Mutfak koridordan gidince koridorda. Böyle ikimiz beraber aşk dolu burada yaşayacağız. Ben gidiyorum. Mıç mıç senin bu arkadaşın biraz şey ya. Ne mıç mıç? İşte ne bileyim insan bir eve gelirken bir ev hediyesi falan bir şey alır yani. Mıç mıç o anlamaz ki, o biraz öyle biri. Evet olsun mıç mıç, sonuçta evliyiz ya. Evet hep evli kalacağız herhalde değil mi mıç mıç? Evet evli değilim, sonra çocuklarımızı da çocuk olarak onlar da çocuk mıç mıç olurlar. Çocuk mıç mıçları da çocuk mıç mıç okuluna götürürüz. Mıç mıç okuluna.